Evet, AB'sinin gülleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldik neye? Osman'ın kültür ve medeniyetine abisinin günü şaka maka. bir yana tamam A Osmanlı kültür medeniyetinden buradan sonra çekeceğim 10-12 videodan her videodan mutlak surette birer tane sorumuz vardır. Kafadan 9 tane soru gelecek. Tamam elimden geldiği kadar artık ÖSYM burada son mesela birkaç yıldır kavramlar üzerinden gelmeye başladı. Mesela 2021'in sorusu Nizam Alem diye geldi. İşte Fatih kadrunamesini verdi. Kardeş katlini nedir diye sordu. Biz ı alem. Daha önceki yıllarda işte devleti aleyhi edalet evet müddet Benim sürekli kullandığım bak kavramlar biz hep dinliyoruz biz. Devleti Ali'ye memur olasınız. Abi nizam ı alemden yana olasınız falan diye kaldırdı. Sınavda artık öyle mi? Bak kavramlarla geliyor. Tam böyle ezber değil. Genel yapıyı bileceksiniz. Bir de milliyetçi sorular üzerinden çok gelmeye başladı. Aa Osmanlı kültürü uygarlık. Tamam. Ottoman Cultural Civilization. 9 tane sorumuz var. Bir de güncelin içinde de bazen buradan sorularla bir şeylerle geliyor. Kahvadan bir, bir de, bir de oradan derseniz her 10 tane soru yapar. Dikkatle dinleyin. Elimden geldiği kadar bol bilgi Bol yorum eksik olduğumuz yer neresi? Artık yorumda şiş... artık onda da şişmeyeceğiz hamdolsun. Bol yorum, bol bilgi, daha çok eğlence, bol kahkaha. inadına daha eğlenceli anlatacağım kıymetli kardeşlerim. Şimdi geldim Osmanlı kültür uygarlığı devlet yönetimine. Osmanlı devleti monarşik, teokratik, çok uluslu bir devlettir. Bak ne demek monarşik? Tek adam tarafından yönetilir. Kim? Padişah tarafından yönetilir. Dedi dedik çaldığı düdük müdür? Aynen öyle. 3Y var ya o meşhur kuvvetler. Erk dediğimiz 3Y, OY ne onlar? Yasama, yürütme, yargı kime aittir? Padişaha aittir. Bak Osmanlı Devleti İslam öncesindeki kut anlayışını aynen devam ettiriyor. Ama buraya Tabi işte Karahanlılar, Gaziler Selçuklar ve diğerlerinden sonra İslami ayarlar çakıldı. Ondan bahsedeceğim ama padişah, yasama, yürütme, yargı gücünden hepsine haizdir, sahiptir biraz sorumluluklarında bahsedivereceğim. Peki monarşi tek adam yönetiyor. Alternatifi yok. Başa geçtiği zaman kardeşini de öldürüyor. Süreç anlatılacak biraz sonra tamam. Peki teokrasi ne? Devlet nasıl yönetiliyor? Dine? dayalı yönetiliyor. En başından beri mesela Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri aldı geldi halifeliği Osmanlı padişah hem halife hem de ne oldu? padişah oldu. Siyasi ve dini otoriteyi bir yerde topladı değil mi? Ama Osman Gazi de teokrasi var. E, kendi adına hutbe kutluyor, şey yaptırıyor değil mi? Mesela Karaman'a dursun fakihler şeyler alıyor, fetvalar alıyor. Orhan Gazi de keza aynı, Birinci Murat da aynı. Yani Osmanlı en başından beri ne? teokrasiyle üretiliyordu. İlerleyen süreçte halifeliğin gelmesiyle tam teokratik oldu. Ve Osmanlı devleti çok ulusludur. Tamam çok uluslu. Yani Osmanlı'nın etnik bak bazı kelimelere cümlelere de aşina olun. ÖSYM dilini günceller. Etnik yapı kozmopolittir. Ne demek etnik yapı kozmopolit? Etnik yapı ülkeyi oluşturan ırklar bütünüdür. Tamam. Etnik ülkedeki ırklar. Kozmopolit çeşitli. Çeşitli ırklardan oluşuyormuş. Yani çok uluslu imparatorluk diyeceği yerde ne diyor? Çok uluslu ya da etnik yapı kozmopolit diyor. Ama benim kıymetli kardeşim. A, gülü. Tamam. Ben Osmanlı tarihçisiyim. Yükseğimiz Osmanlı'yla uğraştık. Hamdolsun ben şu imparator kelimesine biraz gıcık oluyorum ben. Neden? Çünkü imparator kelimesi İngilizce empire kökünden gelir. Sömüren demektir. Abim, bizim Türk İslam devletleri sömürgeci devlet değildir. Tamam? Biz gittiğimiz yerin yeraltı, yer üstü kaynaklarını sömür, halkı ez, onları köle çarp öyle böyle bir şey yok biz de tamam biz gittiğimiz yere ilim götürmüşüz irfan götürmüşüz temizlik götürmüşüz medeniyet götürmüşüz aha İslam'ı götürmüşüz tamam arkadaşlar bak hele Osmanlı'nın mesela tamam ya da şey de mesela Osmanlı mesela tamam 1700'lü yıllarda bizim elçilerden birisi Ebu Bekir rahatlık mı ne artık tamam Rusya, Moskova'ya bir yere gidiyor. Tamam. Orada işte görüşmeler yapıyor, protokoller konuşuluyor, imzalanıyor falan falan. İşte usuldendir. Deret kanı yemek. Diyor. Rusçayı bilmem kakaçıncı Nikolay ne, ne ne lay. Tamam oturmuşlar işte balık et bir şeyler falan falan yemişler. Herif yedikten sonra tamam sakal elindeki yağı sakalına sürmüş üstüne de çalmış. Bir bak kresi o niyet niyet daha daha deyip yürümüş gitmiş. Bizim elçi bir bakmış demişler bu ne pis adam demiş. Ooo da um, bu ne pis adam demiş tamam mı? Orada demiş ıbrık getirin ıbrık bildin mi? Bir tane ıbrık leğen getirin diyor. Cepten çıkarıyor Hacı Şakir lavanta kokulu. Oh böyle elini köpükleye 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 köpükleye, köpükleye, köpükleye. yıkıyor tamam ortalığı mis gibi koku alıyor mu Rus çarı çıkıp gelip sırf sırf dıvay zırız uçuk kızı dıvay zırız yazıyor 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 ne diyor sen Rusça bilmediğin için ben sana tercüme edeyim diyor ki adam diyor ki ulan diyor benim sarayım mı diyor şit götürür ulan diyor bu, bu mis gibi koku nereden geliyor bak abim tarih 1700'ler 1800'ler Ruslar sabunu bilmiyor kimden öğrendi e bizden öğrendiler. Anladın? Daha 1950'li yıllarda mesela tamam. Bu İngilizler işte dünyayı keşfedeceğiz, meşfedeceğiz bilmem ne. Ayağına Orta Afrika'da bir yere geliyorlar tamam mı? Herifler elinde mızrak bir yerinde yaprak öyle koşturup duruyor. Tamam. Bu adamlar bakıyorlar böyle İngilizler diyor ki evet biz geldik kurtarıcınız size medret getirdik falan dedikleri zaman Kabire Şefi'nin çadırına girdiklerinde İngiliz çok. Niye? Kırmızı çilelli Osmanlı bayrağı orada. Tamam. Hemen göz diyor. Ha holy shit man. What's that flag is that here? Bu bayrak burada ne arıyor lan? Diyor. Kabile şefinin verdiği cevaba bak. Ey diyor İngiliz diyor. Ben diyor Osmanlı'nın bana medeniyeti getirmesini bekliyorum diyor. Bak dünyadaki Osmanlı algısını anladınız mı? Anladın. Öyle an, atan dedin öyle kötü mötü falan 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 diye. Deme. Anladın. Avrupa'daki dünyadaki Osmanlı algısı buydu. Onlar sömürgeci biz değiliz. Tamam. Bak mesela Sayın Cumhurbaşkanı bunu kullanıyor. Müstemlekecilik diyor. Müstemleke, kolonyalizm, onlar sömürgeci. Biz değiliz. Biz ilim, irfan, temizlik, medeniyet götürürüz. Bilin. Ama Osmanlı sonuç olarak çok uluslu bir imparatorluk mu? İmparatorluk. Mesela eskiden bir tane harita vardı. Hani Osmanlı dağılma bilmem ne artıksın. Bilir misiniz onu? Okullarda falan hep harita vardır tamam. O haritada mesela benim dikkatimi çekti için yenilerde yok. Düzelttiler onu tamam. Önceki yıllarda mesela imparatorluk yazmazdı. imparatorluk yazardı mesela. Bak ağzımıza bile yakışmıyor. Ama Osmanlı Devleti sonuç olarak bir imparatorluk mu? Evet imparatorluk. Tamam bu mecburen yani. bu kavram olarak dünyada böyle görmüş. Çok ulusluluğundan dolayı sömürge falan yok. 72,5 çeşitten milletten adam varmış. Biz de onu bileceğiz. Anlaştık bilin. A monarşi, teokrasi, çok ulus. Yani aynı anda 3-4 birden bir şey olabiliyor muymuş? Evet oluyormuş. Beraberinde padişahım aynı zamanda da halife mi? Halife. Yani benim padişahım hem siyasi otorite padişah olarak hem de ne? Dini otorite değil mi? Peki Yavuz'la beraber başladı bu olay. Yavuz'la beraber başladı. Hem padişah hem halife. Doğru mu? Peki son padişah kim? Son padişah 6. Mehmet, 6. Mehmet Vahyudiddin. Sen Vahdettin Efendi diyebiliyorsun. Peki son halife kim? Vahdettin değil. Ondan sonra bir tane daha var. Gene 2022 ya da 2021 sorusu TBM tarafından seçilen Abdülmecit Efendi de son halife olacak. Tamam bak nokta dışı şu gördüğüm tahtada 2020, 2022'de iki tane üç tane soru çıktı mesela. Ya nokta dışı genel yapıyı bilin hikayeleri falan aklınıza katın bitti gitti tık 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 işaretleyin geçin anlaştık bilin padişah halife. Şimdi buradan bir soru aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi? bünyesinde aynı anda hem siyasi hem dini otoriteyi aynı anda barındırmıştır diye bir soru gelse. Tamam bunlar hükmetmiştir dese şıklara bak. Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Memlüklü, Osmanlı dese. Hocam e Karahanlı, Gazneli, Selçuklu, Memlüklü nedir? Abi Memlük nedir? Çünkü Memlük tamam siyasi otorite. Sultan Padişah ama dini otorite Abbas Halifesi. Anladın mı? Karahanlı, Gazili, Selçuklu'da siyasi otorite Türkler ama halife Abbasilerde. Ama Osmanlı'da hem padişah hem halife Osmanlı'da. Aklına yattı mı? He bir cepte bir diğer kavramlarım var. Mesela nizamı alem, devleti aliye, devleti ebed müddet, kanunu kadim gibi kavramlarım var. Nizamı alem. Niye yapıyoruz biz bu işi? Aleme. Dünyaya nizam getirelim diye İslam'ı yayalım İslam'ı yayalım diye amaç ne İlahi kelimetullah Allah'ın kelamını yaymak amaç ne emri bil maruf nehyanil münker iyiliği emret kötülüğü nehyet yasakla demektir al 2022 KPSS lisans sorusu Fatih'in kardeş katlinde geçen sebep nedir al nizam alem için işte hep diyorum ben size devlet aleyhiye memur olun inşallah diye devlet evet müddet yani dev, dünya olduğu sürece devlette de olsun demiş. Yani her işin başında ne var? Devlet var. Ve o devlet ne için var? Dünyaya düzen getirmek için var. Anladın? Mı? Ta ilerleyen süreçlerde mesela Amerikalılar da atıyor bunu. Ortaya new order diye yeni düzen diye mesela şu anda bile mevcut sistemler var. Anlaştık. Peki Osmanlı'da birinci murada kadar kut anlayışı devam ediyor bizde. Neydi kut? Ülke hanedanın erkeklerinin ortak malıydı değil mi? Şimdi burada birinci Murat buraya bir ayar çaktı. Bir su içelim bakalım. Birinci Murat dedi ki ülke padişah ve oğullarının malıdır dedi. Bir anda kardeşlerini, yiyenlerini, amcalarını, amcaoğullarını tasfiye etti. Ama başa kimin geçeceği belli mi? Belli değil. Bak kut işi devam ediyor ama İslami da çakılmış. Artık seni tamam gök tengri değil Allah Celle Celaluhu gönderdiği inanışı devam ediyor. Peki peki başa kimin geçti belli mi? Değil. Biraz belirginleşti mi? Evet belirginleşti. Peki Fatih Paşa geçtiğinde neyi getirdi? Fatih Paşa geçtiğinde kardeş katlini getirdi. Ülke padişahın malıdır dedi. Tamam. Ve aynen öyle. 2022 lisans sorusu işte. Tamam. Ne dedi? Fatih. Nizamı alem için. Değil mi? Ve de, aynen bak. Fermanın gocudunu söyleyeyim sana. Ve her iki mesneye evladından saltanat müyesser ola. Nizamı alem için. Karındaşının katli caiz ola. Ekser ulema dahi bu şekilde tecviz ehliye anında amil olalar. Sultan II. Mehmet Han. Türkçe meali. Ne diyor? O evladımdan kime saltanat müyesser olursa kime geçerse diyor. Tamam mı? Nizamı alem için. Dairetin, alemin düzeni için tamam kardeşinin katli caizdir diyor ha bu o çok tartışılmış ekser ulema dahi bu şekilde tecrübe ediyor bak ulemanın tamamı demiyor ekser çoğunluğu da evet demiş hayır diyenler de varmış hala da oturmuş bir konu değildir ama şunu anla adam devletinin devamı ülkesinin huzur rahatı için kendi kardeşini düşünmüyor anladın Osmanlı isyanın tek bir cezası vardır o da ne idam bak aha çıkan soru işte nizam alem mantığı bitti bu kadar Fatih bunu getirdi. Başa geçen kardeşini öldürür dedi. öldürmüyor muydu? Zaten öldürüyordu. E, ama yasayla güvence altına Fakat başa kim geçecek belli mi? Değil. Film nerede koptu? Film birinci Ahmet'le koptu. O neyle geldi? O Ekberi Erşet denilen bir şeyle geldi. Dedi ki artık hanedanın tat kavgası olmasın. Kardeşler birbirini öldürmesin. Tamam mı? Devlet yıkılma tehlikesi geçirmesin. Otorite bozulmasın diye Ekber Erşet yani hanedanın Ekber en büyüğüyle erşet, reşit, rüşt en olgunu başa geçsin dedi. Böylece verasette kesinlik sağlandı. Mesela ben padişahım iki oğlum var kutalmış ilteriş. Benden sonra kim geçiyormuş? Kavgasız, dövüşsüz kutalmış büyük oğlum başa geçiyormuş. Mantı anladım ama hiç de başa büyükler geçmez. Hep çocuk yaşta padişahlar geçti. İşte 1. Ahmet 14 yaşında başa geçti. Mesela ondan sonra 1. Mustafa'dır, 1. Işte 2. Osman'dır, 1. Şey 4. Murat'tır. Tamam 4. Ben Bunların hiçbirisi çocuk yaşta geçiyor başa. Hep. Niye? Bu seferde de saray kadınlarının yetkisi var. İstenilenle sonuç aynı olmamış. Ama şurada veraset değişmiş. Veraset sistemini ayar çekilmiş. Anlaştık kesinleşmiş artık. Başa kimin geçeceği net belli hale gelmiş. Peki süreç devam etti. Peki Osmanlı, monarşi, teokrasi bu yapı sistem ne zaman değişti? 1876'ya geldiğimizde Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan etti. Böylece rejim değişti. Anlaştık. Yani 600 yıllık devlette işte son artık 550. 560. 570. yıllarda artık rejim değişiyor. Yani Osmanlı 550 yıl ne yönetiliyor? Abi ben bildiğin monarşiyle yönetiliyor. Anlaştık bilin. Peki sonra meşrutiyet ilan edildi. Kanuni esas yürürlüğe girdi. Parlamento açıldı. Bak bunun üçü de aynı şeydir. Ha rejim değişmiş. Ha Anayasa yürürlüğe girmiş, ha parlamento açılmış. Bunun üçü de aynı şeydir. ÖSYM e böyle verir. Sen burada kanun esası mı gördün, parlamentoyu mu gördün? Rejimin değiştiğini bileceksin. Ve süreç Türk tarih açısından devam etti. Tamam. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 22'de saltanat kaldırıldı. 23'te de cumhuriyet ilan edildi. Monarşiden meşrutiyete, oradan da cumhuriyete geçtiniz. Al Türk siyasi tarihi sana. Aklına yattı. Genel yapıyı bil. Bütünden parça çıkarabilmeyi bil. Burada nizamı, alemi bil. Tamam aleme, dünyaya düzen, nizam getirmek istediğimizi bil. Peki bu tarafa geldim. Yönetimin temelinde ne var? Yönetimin temelinde şer'i hükümler var. Abstroklu, şer'i, aynı soru. Şer'i yani şeriat. Kurban olduğum Kur'an-ı Kerim hukuku var. Bir de örfi hükümler de var. Ne o örfi hükümler? E, Türk töresi. Geleneğim, göreneğim, örf, adet, anane dediğiniz olay. Değil mi? Beraberinde padişahın ağzından çıkanlar. Bak, bak burada su yapar testlerde falan gelir düşersin. Padişahın ağzından çıkanlar, padişahın yasama, mevlüt merkez bunlar hep örfi hukuktur. Hocam niye şerri değil? Kur'an-ı Kerim'de yazıyorsa o zaman şerri hukuk. Anladın mı? O ayrı bir şey. Padişah, e hocam padişah halife değil mi? Oğlum, da o kadar tövbe ne Allah'ın kelamıyla padişahın kelamı bir mi? Değil. Anladık Allah'ın kelamıysa şerri hukuk, padişahın kelamıysa örfü hukuktur. Aradaki farkı anla. Ferman, hattı, hümayun bunlar hep neye girermiş? Örfü hukuka girermiş bak şerri değilmiş. Peki oldu ya şerri hukukla örfü hukukun dediği çelişti. Örf başka anlatıyor, şerri başka anlatıyor. Kimin dediği olur? Şerri hukuk büyüktür, örf hukuktan. Bu da devletin on numara teokrasisini gösterir mi? Anladın? Din yönetimini gösterir. Peki divan kararları bak hep neye giriyormuş? Örf hukuka. Ve şu soruyu ÖSYM tamam daha önceki yaptığı çok sınavda sordu kıymetli kardeşlerim. Dedi ki Osmanlı devlet yönetiminin oluşmasında yönetimin temelinde neler etkilidir dedi. Şıklara bak. Şerdi hükümler etkili. Örfi hükümler etkili. Fethedilen ülke kanun ya da uygulamaları. Bunlar da etkilidir. Tamam mı? Bak. Biz Adem bir yeri fethettiğimizde Osmanlı o bölgeye direkt dan diye atıyor Macaristan'ı aldı mesela değil mi? Direkt dan diye her şeyi kaldır. Tamam, şeriatı getir. Böyle değil. Niye? E uyum adaptasyon süreci uzar. Sıkıntılar olabilir. Baskıyla zorla değil. Mesela fethetti değil mi o bölgeyi? O bölgede pis Angarya bir kanun mu var? O kanunu kaldırır. Tamam? Bak o kanunu kaldırır. Önce gönülleri fet ediyor. Tamam? Sonra yavaş yavaş süreç içerisinde şeriatı, tımarı bunları yavaş yavaş adapte eder. İlk etapta o bölgenin kanunlarını, uygulamalarını ama şeriatla falan çelişmeyen olanlarını yapacak, değil mi? Mesela Macaristan'ı alıyor kanun ilk etapta. Orada Macaristan neye dayanıyor? E şarap üreticiliği, domuz yetiştiriciliği e bunlara dayanıyor mesela. Tamam? İlk etapta birden bitirmiyor. Süreç içerisinde yavaş yavaş pasifize edip geçiyor. Aklına yattı mı? Bunu niye yapıyor Osmanlı? Uyum, adaptasyon sürecini, kendine topraklarına katılım sürecini minimuma indirmek için yapıyor. Anlaştık yani daha kısa sürede bana uyum, adaptası arasınlar. Bunu istiyor. Peki soru. Osmanlı yönetiminin temellerinin oluşmasında hangileri etkildir? Bir, şerri hükümler. iki örfü hükümler. Üç, fethedilen ülkelerin, coğrafyaların kanunları cevap hepsisiymiş defalarca sordu bunu gene sorar gene sorar. Peki padişah devam ediyorum. Tamam benim padişahım kullandığı ünvanlar. E ne kullandı? Sultan, padişah, hünkoş. Ben hiç hünkârım demem hep ne derim ben hünkoş. Bak dur dur alt tap yap Google'a yaz hünkoş ben çıkıyorum. Onunla da özetleştirmiş YouTube bizi. Tamam. Birinci Murat mesela Hüdavendigar'ı kullandı ama bir tane daha var. Fatih. Kaiser ünvanını kullandı. Rum Kaiser'i. Tamam mı? Finders Keepers. Yani öldürdüğün senin olur mantığıyla. Fatih Bizans'ı yok etti. Ortadan kaldırdı. Tamam. Daha sonrasında Rum Kaiser'i ünvanını kullandı. Şimdi buna dayanaraktan da bazılara çıktı. Dedi ki Fatih Sultan Mehmet Hristiyan olmuştur dedi. Ta tövbe ne billah. Ya <laughs> özür dilerim. Ya kurban oldum. Fatih bunu şundan dolayı yapıyor. Fatih daha genç. 21-22 yaşındalar. Genç daha. Tamam. Daha Osmanlı'da yeni yeni palazlanıyor. Ufak bir şey daha. Kaldırmışsın sen. 2000 yıllık ülkeyi ortadan kaldırmışsın. Seni tanırlar tanımazlar ama Rum Kayseri'yim diyor. O ünvanı devam ettiriyor ki beni tanıyın, bilin istiyor. Bak bu ünvanı Fatih kullanmıştır. Bunu ön lisans kardeşlerimize sordu. Tamam dedi ki İkinci ee, Mehmet'in kullandığı ünvanlar arasında hangileri vardır dedi. Fatih, Han, Sultan, Kaiser dedi. Hepsini kabul etti. Fatih'in Kaiser ünvanını kullandığını bileyim. Hatta daha Osmanlı padişahlarında daha doğru dünya ünvanları var. Ama o hele ki o fermanlarda biz bir okurduk. Anam o fermanlarda padişah bir böyle bir yalakalık bir yalakalık bildiğin gibi değil. Kudretli, adı inayetli, yüzlü, şevketli, mümletli böyle devam ederdi. De gider değil mi? Mesela Osmanlıların kullandığı bir tane daha var. Ne diyor mesela? Zillullahi fil arz diyor. Yani the shadow of God on earth. Biz Türkler ne diyor? Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. İddialı mı la biraz? İddialı değil mi? Ne, iddialı? ne iddialısı? Ne iddiası? Adam halife halife. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Tamam o sakızda çıkar. Osman atıyor. atıyor. Tövbe Tamam indir bacağını da. Ört de. Hazır ol. Sas duruş. Sağa bak. Tek kola çıklı. Otur otur. Tamam bak gözüm üstünde ayırman ağzınızı bak. Tamam ben görüyorum sizi. Tamam. Peki. Aklını aldık bu arada yalnız yani hani. Buna peki. Ünvanlar aynı. Aynı ünvanlar işte. Ha imparator. Var mı yok mu? Yani devlet teknik olarak imparatorluk çok uluslu. 72,5 çeşitten milletten ne var? adam var buçuk işte Roma'yı o taraftaki yaşayanlara demiş mesela vergiyi yarım almış sorun çıkarıyor problem çıkarıyor alamıyorum diyor mesela anladın beraberinde mesela semboller alametler aynı teyze amcukinler de Karahanlı gazileri Selçuklu hepsi aynı tu tat sancak ota tu nebet davul çetir çütür şemsiye yazma gereğiyle duymuyor ama burada fazladan bile var fazladan bir kılıç alayı var ne bu kılıç alayı bu kılıç alayı şehzadenin taç giyme törenidir. Nasıl yani hocam? Hani Avrupa'da krallar papanın elinden taç giyiyor ya. Bizde de şehzadeler tamam mı? Bu kılıç alayı diye Fatih'ten sonra öncesinde yarım yamalak oluyor bu olay. Ahiler kılıç kuşandırıyor falan sana tamam. Ama Fatih İstanbul'u fethettikten sonra bu olay Eyüp'te düzenleniyor. Eyüp'te tamam. Kortej'de baba öldükten sonra mesela ben öldüm değil mi? Tamam Kutalmış padişah mı olacak? Kutalmış'ı ata bindiriyorlar. Eyüp'ten Topkapı'ya kadar böyle bir artık Topkapı'dan Eyüp'e Böyle bir kortejden gidiliyor. Bu ne demek? Baba öldü. Bu başa çıkıyor demek. Bildiğin taç giyme töreni halka da gösteriliyor. Padişah mı olacak kişi mesela tamam. Eyüp'te düzenleniyor. Kılıç dediğiniz olay. Bir de şeker dağıtılır. Ne dağıtılır? Soru. Kılıç dağıtılan şekerin adı nedir? Mentos. Polo. Naneli şeker. Konya şekeri, Akide şekeri. Bayram hangisi? Akide şekeri doğru cevaptır. Tamam bitti gitti al. Böyle sol, böyle yaprak testlerde falan geliyor karşınıza. Anladın Allah'tan mentos falan demedin. Allah cezanı verme ya. Tamam akide şekeri doğru cevap al. Et üzerinde taç giyme cülus dediğiniz olay tahta oturma iclastan geliyor bil. Beraberinde kırsalından da bahsettik, ekli zönlerinden de dedik ama Fatih'ten sonra İstanbul'da sonra padişahın yasama, yürütme, yargı gücü bak. Biz de İslam öncesinden beri, Mete'den beri. Tamam mı? beri. Yani o daha öncesi artık kim varsa onlardan beri. Bizde hükümdar olan kişi abem karizmatik lider anlayışı dediği, dedik, çaldığı düdüktür. Yasama, yürütme, yargı ondadır. Ağzından çıkan yasadır. İstediği yürürlüğe konulur, istediğini yargılar kovar. Ver, ne bakıyor? Kovdum seni, defol. Fizan'a sürdüm seni der. Fizan neresi? Hani hep böyle geçer bir fizan muhabbeti var. Fizan neresi? Hakikaten var mı? Yoksa Çaf ardı gibi, Zümrüt Anka kuşu gibi, Fenix bilmem ne gibi öyle bir şey mi? Değil abim değil. Tamam. Var. Dediğiniz yer Trabluskarp'ta bir bölgedir. Fizan dediğiniz yer Trabluskarp'ın Libya'nın bittiği yer. Bu 20 derece enlemlerine yakın çölün en damdatlı olduğu yer sürgün yeridir. Mesela bu var, gönderir mesela senin. Mesela padişah yasama yürütme er gücüne bak. Birkaç kavram daha verelim. Mesela ferman padişahın ağzından çıkan emirler nedir? Fermandır, değil mi? Kendi yazdıysa hattı Hümayun'dur bir de parantez bir şeyin içinde Hümayun varsa onun başında padişah vardır mesela hattı Hümayun padişahın yazısıdır seferi Hümayun padişahın gittiği seferdir tamam mesela e, sen söyle mesela haremi Hümayun padişahın içinde olduğu haremdir cebi Hümayun padişahın kendi özel hazinesidir Hümayun varsa padişah yapıyordur. Onu bil. Tamam Fermanlar, e, kanunlar birleşir. Kanunnameler oluşur. Mesela kanunu kadim. Şuraya yazalım. Kanunu kadim anlayışı var bizde. Ne demek kanunu kadim? Kadim ne? Eski. Eski kanunlar. Abim bir olan bir şey kabul edildiyse uzun süre devam ediyor, geliyor. Her de genel kabul gördüyse Tamam mı? Kanunu kadim. Eski kanunlar. Devam etti. T nereye kadar? Te tanzimat dönemine kadar. Avrupa tarzı hukuk aldık falan falan da ondan sonra başladı işler. Beraberinde Berat en sevdiklerimden birisi. Berat. Ne bu biliyor musun Berat? Atama tayin terfi yazısıdır. Atama tayin terfi yazısı. Hani bir gün telefonuna mesaj gelecek. Bip bip. E-Devlet'e bak Smiley. Sen de gireceksin E-Devlet'e bakacaksın. O yeşil ekranda Türkiye'de haritadan nah Isparta'ya ataman yapıldı diyor ya. işte Berat'ını aldın, atandın, tayin oldun artık devleti Aliye'ye, nizamı alem için memur oldun mu? Oldun Allah'ın izniyle. Atama, tayin, terfi yasıdır. Burayı bazen yayınlarda şöyle de soruyor. Diyor ki bunlardan diyor hangisi diyor padişahın yasama gücüdür, yürütme gücüdür gibi soranlar var. Mesela atama, terfi bunlar kimin gücüdür? Kimin e, erkindedir? Yasama mı, yürütme mi? Yürütmedir değil mi? Ama padişah ağzından çıktığı için yasama, e yürüle koyduğu için yürütme. Yani şimdi yasama mı, yürütme mi? İkisi birden la. Yani kurban oldu Berat hem yasamaya girer, hem yürütmeye girer. İlla öğrenci bu budur, bu budur, bu budur. Değil la bir geniş açıyla bak şu olaylara. Anlaştık bil. Mesela tevkiname. Tevk Yasak. Yasak, yasak. Forbidden. Yasak. Yasakla, yasaklamalardır. Mesela mesela en meşhurlarından birisi. Dördüncü Murad'ın yasağı var. Ne diyor 4. Murat? Her kim ki ortalık yerde tütün içe, tiz orada kellesi burula. İş bu ferman memaliki Osmaniye'ye dağıtla ve geri yerine getirile. Ferman bu. Arkasından fermanın görselleri var. Görsellere bak. Şu sigara içen Şu sigara içmeyen, herifin kelleyle etmişler, götürmüşler. Al sana tevkîname, yasakname. Olmadı olmadı, olduğu kadar idare et. Tamam. Peki amanname ne bak? Bunlardan birini soracak. Niye biliyor musun? Adaletname, ahitname. TYT'ci kardeşlere sordular bunları. Tamam. Bunlar gelecek. Ahit. Hani diyorsun ya la. Ahtım var, atanayım. işte adak keseceğim, kurban keseceğim. Şu para iki tane fakiri işte sevindireceğim. Üç tane çocuğu gidereceğim diyorsun ya. Ahit. Söz söz. Padişahın verdiği sözdür. Tamam. Padişah halk halka karşılık verdikleri sözlerdir. Tamam. Sözleşme gibi düşünebilirsiniz. Adaletname de. Yavuz'la beraber başlar adaletnameler. Başa geçtikten sonra tamam mı? ülke ülkeyi adaletnameler gönderirler. Ülkeyi adalet yöneteceğiz. Nizamı aleme bağlı kalacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz diye böyle takır takır anlatırlar. Hani bu seçim öncesi vaatlerin Osmanlı'da başa geçtikten sonra yap, söz verilmesi ve yapılması aha bu adalet namedir. Tamam? Vaatte kalmıyor, yapıyor bunu. Yavuzlan beraber başladı bu. Tamam? Peki bir de ne var? Amanname var. Ne bu amanname? Aman öf aman değil. Değil. Amanname şudur. Şimdi eskiden abem şöyle bir durum var. Teknoloji o kadar gelişmemiş. Kılıç kalkan gidiyoruz tamam mı? Ee, kaleler var. E, kaleyi nasıl alırsın? Kaleyi alırsın? Keşke içeriye girebilsen değil mi? Yok. Toplar da yok. E, nasıl o şeyleri yıkamıyorsun? Suları yıkamıyorsun. E, Kara Murat koşturup koşturup geliyor. Sular yapışıyor. iniyor geliyor aşağıya. İçeriye girsek öttüreceğiz de içeriye giremiyoruz. E, nasıl alırsın? Abluk altına alırsın. Ne demek abluka? Kalenin etrafını çevirirsin. Kimse o kaleye girmez. Kimse o kaleden dışarıya çıkmaz. Tamam. Böylece işte bir süre sonra o karadaki yiyecek içecek biter. Tamam mı? Ne bileyim ot işte e, ekmek biter, su biter, her şey biter. Bir de artık o, atacak ok kalmaz, kurşun kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Tamam bir de psikolojin bozulur. Niye? Kapalı yer. Her an düştün, düşeceksin, gittin, gittin, öldürün, öldüreceksin. Bir sürü ne var? Muhabbet var değil mi? E psikoloji de bozulur değil mi? İşte e, öyle. Biz aman dileyene yani, kılıç kaldırmayız. Anladın? Tam kaldırdım kılıcı seni öldürecektim kine. dedi ki el aman dedin. Aman diledin. Aman dileyene bizde kılıç kalkmaz. Ama karedekinler direnmeye devam ederse dirensinler müzakereler başlar. Tamam. Kaleden iki tane eleman gelir. Tamam gelirler. Derler ki kuyruğu dik tutarlar ha. Ha ha derler. Biz daha direniriz. Vallahi siz düşünün. Üç aydır etrafımızda öyle kedi gibi dolanıyorsunuz. Tamam, biz derler. Peki bu adamlar gerçekten güçlü mü değil mi? Blöf mü yapıyor? Nereden biliriz? Osmanlı'daki inceliğe bak. Gelen adamların atının önüne çamurlu su koyarlarmış. Eğer at o çamurlu suyu içerse kalede ne yoktur? Su yoktur. Bak ekmek olmadan idare edersin. Güneş olmadan idare edersin. Tamam ama su olmadan idare edemezsin. O arada bizimkinler geliyor suyu alıyorlar böyle erikli damacana beşli böyle vah, ha, ha, ha. suyumuzda çok şeyimiz çok. Gördük sizin atlar maşallah toynaklarıyla çamuru suyu öyle sıyırıp duruyordu. Suyumuz yok derler. Adamlar aman dilerse eğer kalenin anahtarını kırmızı kurdeleye bağlayıp Osman el aman deyip attıklarında onları kaleden özgürce istedikleri yere gitmelerine izin veririz. Hatta bir film var ya hani Kingdom of Heaven, Cennetin Krallığı bildin mi? Yüzlerin Efendisi'ndeki sivri kulaklı elf okçu olan oyunu ya Orlando Bloom'su bildin mi? Aha o adam şeyi savunuyor, Jarus savunuyor. En son Selahattin Eyyubi ile anlaşma imzalıyor. Selahattin Eyyubi onlara amanname veriyor ve oradan gitmelerine müsaade ediyor. Amanname budur. Tamam belki bir yerde karşına gelir fethedilen bölgedeki halkın canına malına dokunulmayıp onların teslim olması karşılığında güvenli bir yere gönderilmeleri bunun adı neymiş? Amannameymiş. Biz aman, eman dileyene kılıç çekmeyiz. Peki yasama, yürütme hadi anladık. Bunlar hem yasamaya giriyor hem yürütmeye göre hem hepsine birden giriyor. Yargı gücü nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Devşirmeler üzerinde bir kulluk hakkı var. Tamam kapı kulları diyoruz ya bak oradaki kulla Allah'la kul arasındaki kul gibi düşünme. Tamam mı? Öyle değil o. Tamam ama ha o, o, o paşa Allah gibi görüyormuş kul cool diyormuş lan. O öyle değil o olay. Tamam o kul cool, işte Farsçadan gelen bir şey kavram o. Paşa'nın hizmetkarları diye geçiyor. Onlar üzerindeki harkı, hakkı, hakkı devşirme üzerindeki hakkı mesela yargı etkisidir. Müsadere, mesela devletin kişinin mallarına el koyması. Haksız kazancı engelliyor. Alternatif sürelleri engelliyor. mesela masaya ilerleyen süreçte anlatıvereceğim. Yasama yürütme yargı anlaştık. Aitname, adaletname bunlardan bir tanesini ÖSYM, amanname soracak. Ama ya inşallah kısa bir sürede sorarsan de çıt diyebilirsin. Peki merkez teşkilatım padişah, saray ve divanı hümayun olmak üzere üç başlıktan oluşuyor. Şimdi padişah ilk öte hallettik. Yetkiler, falan bayağı bir padişahtan bahsettik. Doğru mu? Sonra saray divanı hüman. Bir de padişahın oğlan. Padişah biraz da geriden de getirelim değil mi? Padişahın oğluna ne deniliyor? Şehzade, efendi, çelebi. Çelebi sultan gibi bir var. Bak çelebiye takılma. Kurban olduğumun tamam mı? Hükümdarın oğluna da çelebi deniliyor. Tamam. Çok gezene de Çelebi deniliyor. Evliya Çelebi. Yazana da Çelebi deniliyor. Katip Çelebi. E, uçana da Çelebi deniliyor. Ee, şey İstanbul kanatlarımın altındaki kimi de o. Galata Köprüsü'nden aşağı atladı. Kim idi? Perlat cezanızı vermeye. Ödev. Bakın İstanbul'da, Galata'dan hatta Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya ilk uçan kimdir? Sorusunun cevap. Onlar da çelebi deniliyor. E bir sürü bir şey var. Takılma yani hani. Tamam hocam çelebi Her yerde kullanılıyor. Takılma. Tamam. Peki bu şehzadeler padişah olacaklar. Ben padişahım ya. Benden sonra oğullarımdan biri olacak. Kut Kutalmış ilteriş olacak değil mi? E, hangisi olacak? Hangisi olacak? işte dur. O belli değil. Onlar bir eğitim alsınlar diye sancağa çıkma diye bir usul var. Ta nereden kalma? Ta İslam öncesinden kalma usuldür bu. Tamam. İslam öncesinde mesela e, hükümdarın oğluna tigin deniliyordu. Ataman inal inal onları götürüyordu mesela değil mi? Beraberinde işte Selçuklu'da Melikler Atabey'di. Osmanlı'da Şehzade Lala önderliğinde eğitim almaya gidiyor çocuklar oğlanlar genelde 15 yaşına geldiklerinde bak 15 yaşına istisnalar var Fatih 7 yaşında bile gidiyor öbürü işte 8-9 yaşında gidiyor ama istisna kaydı bozmaz genelde 15 yaşında oğlanlar bir sancağa idareci olarak gönderiliyordu başında bir lala ona orada ata binme ok atmak zaten sarayda bir eğitim alıyor orada daha üstünü prosunu alıyor. Tamam. Ata binme, ok atma, kılıç kalkandan tut da uzakta da yakın da, sporlarına kadar. Kur'an, fıkıh, hadis, kelam, tefsir, icmal, kayıtlarını tut da tamam. işte fizik, kimya, biyoloji, matematiğe kadar. İktisat, hukuk, ekonomiden tut da ne bilen ne kadar. Her şeyin dersini alıyordu. Diller öğreniyorlardı. Orada bir nevi padişahlığın stajını, deneyimini, tecrübesini yapıyorlardı. Anlaştık. Bu bak bu önemli bir olay. işte sancağa ilk giden birinci Murat'tır. Sancağa son çıkan ise üçüncü Mehmet'tir. Şimdi burada bir kavram kargaşası var. Tamam Sonra birinci Ahmet'le beraber üst şey değişiyor. Sistem değişiyor. Birinci Ahmet diyor ki artık artık gitmesinler. E, ee, Ekberi Erşet olsun diyor. Ama şimdi soru şu. Sancağa çıkma usulünü kim kaldırdı? Üçüncü Mehmet mi? Birinci Ahmet mi? Genel kaynaklar buraya şöyle, bak ne olduğunu anlatayım sen kararın var. Bunun peşine de düşme. Bunu kim kaldırdı kim ne yaptı diye, böyle bir soru yok. Osmanlı bunu neden yapıyor niye yapıyordu amaç yöntem bunlar soruluyor. Kimin yaptığı belli değil çünkü bak. Üçüncü Mehmet'in olan birinci Ahmet. 14 yaşındayken baba ölüyor. Adam sancağa gitmeş kaç? 15. Sancağa gitmeden ne oldu? Padişah oldu. Şimdi soru şu. açık çıkma kim kaldırdı? Mehmet mi Ahmet mi? Bunu genel üçüncü Mehmet derler. Güncel MEP kitabı birinci Ahmet diyor. Ha, takılmayın yani o yüzden. Anlaştık abi bak o budur bu budur. Buna takılma. Sen şunu anla. Ekberi Erşet dediğin olayla tamam mı? Artık taht kavgası olmayacak. Artık amcalar, kuzenler, amcaoğulları da taht kavgasına girebilecek. Anlaştık. şey ee, Onlar da başa geçebilecek ve taht kavgası olmayacak. Böylece merkezi otorite bozulmayacak. Devlet yıkılma tehlikesi geçirmeyecekti ama hiç beklenildiği gibi olmadı. Bu saatten sonra başa çocuk yaşta neler geçti? Padişahlar geçti. İşte burada da kim giriyor devreye? Saray kadınları giriyor devreye. Adam ne amaçlıyordu? Ne oldu? İşte buna bak. Anlaştık. Buraya bak. Burayı mesela Osmanlı'da 1600'lere geldiğimiz zaman daha ayrıntılı anlatı vereceğim. Peki şehzadeleri gönderdik. Şehzade sancağı gönderildiğinde Çelebi Sultan unvanını da alır. Tamam. Peki nerelere gönderiyor? Eski beylik merkezlerine gönderiyor. Mesela Manisa, Tahtgahı, Kadim, Bursa, Trabzon, Amasya, Sivas. Bir tane dışarıda var. Osmanlı'ya da gönderiyor mesela. Eski beylik merkezlerine işte Germiyanoğlu'nun ne bileyim işte, e, işte diğer beyliklerin merkezlerine Hamitoğlu'nun falan orlara gönderiyor. Bir tane dışarıda var. Kırım'ın Kefe Sancağı. abim Kırım'ın Kefe Sancağı Anadolu'da değil. Anadolu dışındaki tek şey zaten sancağı Kırım'ın Kefe Sancağı'dır. Yavuz oğlu Süleyman'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ı Kırım Kefe'ye gönderiyor. Niye? Niye? Bana özenip de babaya karşı tat kavgasına gişemesin diye donanmayı monanmayı da alıyor. Oradan oğlanın gelmesi mümkün değil. Tamam Anadolu dışındaki tek şehzade sancağı Kırım kefe sancağıymış. Kim gitmiş? Birinci Süleyman. Yani sen onu ne diye biliyorsun? Kanuni Sultan Süleyman diye biliyorsun. Şunları da ezberlemeyin. Manisa'nın, Abbasya'nın falan değişik isimleri vardır. Tamam mı? Tarih öğretmenlerim sen bil onları. Değerli kardeşlerim sen bunlar olduğunu bil. Mesela ÖSYM e burayı sordu. Dedi ki aşağıdakilerden dedi hangisi dedi şehzade sancaklarından değildir dedi. Şıklara bak Manisa, Bursa, Trabzon, Kırım, Kefe, Adana dedi. Cevabı da Adana verdi. Anladın? Sen neye uğraşıyordun? Hangi şehzade en çok hangisine gitti falan. Gerek yokla kurban olduğum genel yapıyı bil yeter. Bir de burada şöyle bir teamül var. Genel itibariyle Manisa'ya giden 195 ihtimalle ne oluyor? Padişah oluyor. Bu bir teamül, bir yerde yazmaz. Yani teknik olarak baktığımda Bursa sanki bir tık daha yakın gibi ama Manisa'ya giden 195 padişah olurmuş. Bu bir teamüldür, bir yerde yazmaz. Bir de olay var şurada. Rumeli'ye şehzade gönderilmez. Bak soru gelirse soru hangisine şehzade gönderilmez? Manisa, Bursa, Trabzon, Amasya, Edirne. Edirne'ye göndermiyor. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nin asıl merkez neresi? Anadolu mu? Rumeli mi? Abim Osmanlı Anadolu Devleti değildir. Osmanlı Avrupa Devleti'dir. Osmanlı Balkan orada o coğrafyada yapılanması daha sağlam. Mesela protokolde kim üstündür? Anadolu Beylerbeyi mi? Rumeli Beylerbeyi mi? Kim üstün? Rumeli Beylerbeyi üstündür. Anlaştık. Bilin devletin asıl merkez Rumeli. O yüzden Şehzade'yi göndermiyor. Ha gönderdi bunu da. Biz hep bunlar abim acı yoldan öğreniyoruz. Biz böyle KPSS tamam mı? Biz atanamayanlar. Biz bunları hep böyle acı tecrübelerle öğreniyoruz. Birinci Murat oğlu savcıyı gönderdi. O coğrafyaya tamam savcı gitti şeyle işbirliği yaptı. Bizans'la hoppa bir sürü isyan çıktı. Tamam o gün bugün gönderilmedi. Ama bir istisna var. Tarih öğretmenlerim sen bil. Yavuz gönderiliyor Rumeli'ye istisnadır. Kaideyi bozmaz. Bir yaprak teste gelirse Rumeli'ye şehzade gönderilmez. İstisnaya giden kimdir derse Yavuz'umuş bil. Tamam geçtim. Peki burada eski bilek merkezlerine gönderiyor. Ha burada da şöyle bir yorum var. Mesela bizim Isparta'ya gönderiyor. Tamam oğlunu gönderiyor. Bu Isparta halkına da bir mesaj. Ne mesajı? Ey Isparta sen benim sevdiğimsin. Tamam. Sen sana, sana seni yönetsin diye bak normal bir vali bir şey göndermedin. Kimi gönderdim? Oğlumu gönderdim. O yüzden sen benim oğlum yönetilmeye layıksın. O yüzden bana arıza çıkarma. O yüzden benim elimi öp, bana biat et. mesajıdır. Harkada, anladın mı? Kendi yanına çekmeye çalışıyor. Bak basit ama etkili yöntemler bunlar. Anlaştık bilin. Beraberinde Başkentler Osmanlı'nın abi 78 tane başkenti var. Sen bunlardan üçünü bileceksin. Tamam mı? Şimdi buraya yazdığımız zaman bu tarih öğretmenliği alan sınav sorusu sıralamasını bize sordular işte. Söğüt, Karadeniz, Bilecik, Yenişehir, İznik burada değil. İznik şuradan soru olacak. Tarihçiler siz bilin sıralamayı tamam. Diğer kardeşlerim sen şu üçünü bileceksin. Ne onlar? Bursa, Edirne, İstanbul. İlk başkentim neresi? Bursa. Sonra Edirne sonra değişmez başkent neresi? İstanbul. İstanbul'un bak birkaç adı daha var. Ne var? Paytaht. Dersaadet, tahtın merkezi, mutlu olan yer, mutlu yer. Anladın mı? bilin. Bir de burada şunu bilin. Bir soru tipi daha var. Soru: Hangisi Osmanlı'ya başkentlik yapmamıştır? Cevabı veriyorum. Konya. Yapmamıştır. Konya Rusya'da başkenti ama bir soru daha. İznik, hem Anadolu Selçuklu'ya hem de Osmanlı'ya kısa bir dönem merkezlik yapmış mı? Yapmış. Yaprak testlerde karşınıza gelirse diye. Tamam. Şuraya çok takılma. Niye? Çünkü Osman Gazi zamanında Bey neredeyse merkez orasıdır anlayışı var. Daha oraya yazada bilirsiniz. Sen şunları bil. Bursa, Edirne, İstanbul'u bil. İzniğin de bir dönem merkezlik yaptığını bilsen yeterli. Peki şimdi padişah tamam hallettik. Saray ve divanı hümayun olmak üzere değil mi? Saraylar. Osmanlı'nın sarayları abicim önce saraylardan bahsedeyim sonra sonraki ders sarayı inceleyelim. Enderun birun ve en sevdiğin yer harem olmak üzere tamam. Osmanlı bak abim kuruluş Osmanlı sen öyle bakma. Tamam. Yani kurban olduğum Osman Gazi çadırda yatıp bakıyordu. Ertuğrul Gazi çadırda yatıp kalkıyordu. Niye? Yok ki saray. İlk sarayı Orhan Gazi yaptırdı. Bursa'da Bey Sarayı. Sonra 1. Murat Edirne'de yeni sarayı yaptırdı. Ve Fatih Topkapı'yı yaptırdı. T 1470'ten T 1870'e kadar 400 sene boyunca. Tamam. Topkapı Sarayı bizim yönetim merkezimiz oldu. En uzun yönetim merkezi neresi? Tasaraya kalan Topkapı. Tamam. Peki Topkapı'da Batı mimarisinin etkisi var mı? Yok. Bunu da vakti geldi anlatacağım. Sonra dağılma döneminde artık neye geçiyoruz? Tanzimat'tan sonra Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi, Yıldız gibi saraylara geçiyoruz. Yıldız Sarayı'nı da Abdülhamit kara içlerine çektiriyor. Niye? Çünkü Domabahçe, Topkapı, Çırağan bunlar hep deniz kenarında. İttihat terakkiciler donanmayı getirip padişahın donanmasını padişaha karşı kullanıyorlardı. Bunların hepsinin yeri gelecek. Hepsinin hikayesiyle beraber anlatıvereceğim dedim. Ve saray genel yapı bunu bil ve saray teşkilatıyla bir sonraki derste karşınızda olacağım. Sarayın bölümleri bundan sonra ne olacak? Sarayda yaşanan entrikalar özellikle haremde neler oluyor olaylar vukuatlar entrikalar haremde bu işler nasıl yapılır hepsi ve daha fazlası az sonra haydi görüşmek üzere.